Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahirette gönlünüzün istediği muratlarınıza, dileklerinize nail eylesin. İki canda aziz olun, bahtiyar olun, mutlu olun. Allah-u Teala Hazretleri elem keder göstermesin. Bugünkü, bu geceki Kur'an-ı Kerim sohbetim, Bakara Sûre-i Şerifesinin 120. ve 121. ayetleri üzerinde olacak. Ayetleri okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Velen terba ankel yehudu velen nasara hatta tettebi'a milletehu. Kul inne hüdallahi hüvel hüda. Vele inittebe'te ehvâehum ba'dellezî câeke minel ilmi mâleke minallâhi min veliyyum velâ nasîr. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ 120. ayet-i kerimenin sonu فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 121. ayet-i kerimenin sonu. İki ayet-i kerimeyi okuduk. Buyuruyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala, velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebi'a milletehu. Len takısı, edatı, muzari, yani şimdiki zaman, geniş zaman fiilinin önüne geldiği zaman istikbal manası ifade eder. Terda, sen razı olursun, oluyorsun manasına gelir. Len terda olunca efendim o zaman olacaksın, olacak manasına gelir. Şimdi burada veren terda, terda fiilinin faili el-Yahudu ve Nasara. Yahudiler ve Nasraniler memnun olmayacaklar len istikbale ait bir bilgi veriyor Cenab-ı Hak. Razı olmayacaklar. Senden razı olmayacaklar, hoşnut olmayacaklar Yahudiler ve Nasraniler. Hatta tettebi'a milletehum. Bu hatta da yine muzari fiilin başına geliyor. Efendim, sen onların milletine tabi olmadıkça manasına, illa en manasına veya ila en manasına gelir. İlla değil, ila en manasına gelir. Sen onların milletine tabi oluncaya kadar demek birisi. Sen onların milletine tabi olmadıkça demek öteki. Aynı hatta edatı bu iki manayı da ifade edebilir. İkisi de uygun düşüyor. Zaten bizim anlattığımız efendim konuyu şey yapmıyor, dağıtmıyor. Aynı manaya efendim işaret edilmiş oluyor. Yahudiler ve Nasraniler, sen onların milletine tabi olmadıkça senden hoşnut ve razı olmayacaklar veyahut oluncaya kadar efendim uğraşacaklar. Ancak öyle olursa razı olurlar, başka türlü razı olmayacaklar manasına. Şimdi Yahudiler ve Nasraniler, yani Musa aleyhisselama indirilen Tevrat'ı okuyan millet, ona bağlı olan Musevi diyoruz. Biz Musa aleyhisselama mensup olan insanlar manasına. Nasrani dediklerimiz de efendim İsevi diyoruz. Hazreti İsa'ya tabi olanların efendim devamları olmuş oluyor. Elmalı rahmetullahi aleyh efendim tefsirinde demiş ki Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir teklifte bulunmuşlar. Sen bizimle bir müddet böyle ihtilaf etmeden hoşça geçin. Bizi memnun et. Sonra biz de sana tabi olalım. Efendim sen diye böyle bir teklifte bulunmuşlar diyor. Kaynağını göstermiyor. Benim de baktığım İbn-i Kesir'de ve başka tefsirlerde şu anda bunun hangi kaynaktan geldiğini irdeleme imkanım yok ama bu teklif üzerine bu ayet-i kerime inmiş oluyor. Yani Yahudiler, sen bize bir tabi ol da bizimle hoş geçin de sonra biz sana tabi olalım diye bir
ara teklifte bulunmuşlar. Halbuki hakkın batıla tabi olması hiçbir zaman olacak iş değildir. Böyle bir taviz de efendim Peygamber Efendimiz'in hayatında görülmüş bir şey değil. Ne tekliflerde bulundular ondan önce Kureyş'in müşrikleri, dediler seni hükümdar seçelim, seni zengin edelim, en efendim güzel kızlarımızla evlendirelim, bu davadan vazgeçtiler. Ne parlak tekliflerde bulundular. Yani Peygamber Efendimiz belki bugün bazı insanlar öyle tekliflerle karşılaşsalar, Peygamber Efendimiz hayır dedi. Bir elime güneş, bir elime ay verilse ben bu davadan vazgeçmem. Çünkü Allah onu peygamber tayin etmiş, o davasını, o görevini yapacak. O görevde taviz vermek veya duraklamak veya vazgeçmek veya geri dönmek veya görevi iade, böyle şey onun için bahis konusu değil tabii. Efendim ne teklifler oldu? Bu teklif teklif mi? Tabii onu da efendim Peygamber Efendimiz şey yapmazdı. Zaten burada da Allahu Teala Hazretleri bu ayet-i kerimelerle bize istikbale ait gelişmeleri de bildiriyor. Yahudiler ve Nasraniler senden, sen onların milletine tabi olmadıkça razı olmayacaklar ey Resulüm diye bildiriyor. Burada tabii Peygamber Efendimiz herkesin hak yola gelmesini istediği için, cennetlik olmasını dilediği için, çok merhametli Rauf ve Rahim sıfatlarını bir hakkın taşıyan bir efendim mübarek kalbi olduğu için, merhametli olduğu için herkesin tabii kurtulmasını istiyordu, cennete gitmesini istiyordu, cehenneme düşmemesini istiyordu. Onun için böyle büyük bir istekle, temenni ile şey yapıyordu. Kabul edilmediği zaman da üzülüyordu. Allahu Teala Hazretleri muhtelif ayet-i kerimelerle "Leyse aleyke hüdahım" onların hidayete erdirilmesi sana ait değil. "İn aleyke iller bela" sen ancak tebliğ edersin. Tebliğ et, gerisini üzülme, efendim tasalanma, dert edinme diye muhtelif defalarda efendim beyan buyurmuş, tavsiye buyurmuş Peygamber Efendimiz'e. Bu İslam'a girmeleri konusunda aşırı isteklerinin tahakkuk etmeyeceğini onların haleti ruhiyelerinde bildiriyor bu ayet-i kerime bize. Ondan tabi olmayacaklar. Yani bir yol tutturmuşlar. Bırakamıyorlar menfaatlerini efendim. Halbuki yanlış. İnançları efendim asıl inanç değil. Kökeninde başladığı zamanki safiyetinde değil. Musa Aleyhisselam'ın anlattığı değil. Efendim İsa Aleyhisselam'ın anlattığı değil ama bırakmayacaklar diye bildiriyor. Şimdi burada onların milletine tabi olmadıkça, millet burada ne manasına? Onların girdikleri, yürüdükleri yola tabi olmadıkça demek. Millet efendim et-tarikatül meslükatü, yani sülük edilen yol manasına diye bildiriliyor. Efendim girilen yol demek, gidilen yol demek. Sen onların gittikleri yola gitmedikçe, o yola girmedikçe senden razı olmayacaklar. Bir bu mana veriliyor efendim. Buradan da efendim din manasına kullanılıyor. Millete İbrahim'e Hanifa. İbrahim'in milleti, yani İbrahim Aleyhisselam'ın dini veyahut girdiği, yürüdüğü, o Hanif olarak yürüdüğü yol. Hakka meyilli, Hakka sevgili, Hakkı tutan, Hakk'ın rızası yolu demek oluyor. Şimdi dine böyle millet kelimesi de kullanılmış. Bu bize biraz garip gelebilir. Çünkü biz millet deyince ulus manasına, yani kavimlerin meydana getirdikleri topluluklar manasına kullanmaya alışmışız lisanımızda. Burada onların milletine tabi olmak tabii İnsanın yaratılışı neyse, hangi ırktansa o ırktan, böyle bir şey bahis konusu değil. Efendim o zaman şeyde, yani ayrı bir millet, ayrı bir devlet kurmuş da değiller. Toplum olarak yaşıyorlar. Bugünkü manasıyla değil. Bu millet kelimesinin böyle din manasına gelmesi, girilen, gidilen yol manasına gelmesi, efendim neredendir? Zemahşeri, ki bu Araplara gelin atalarınızın dilini size öğreteyim diyecek kadar Arapçada ilerlemiş bir büyük Harezmli bir alim,
Ama Medine-i Münevvere'ye yerleşmiş, orada mücavir olmuş, Carullah lakabını almış, tefsir yazmış. O belagatı da iyi bilen bir kimse. Esasül Belaga isimli eseri var. Burada bu şeyin millet kelimesinin asıl manasının gidilen yol demek olduğunu, insanlar da inanç bakımından bir yol tutturup gittiklerinden o inançlarına, dinlerine de millet denildiğini beyan ediyor. Elmalılı da daha işin lügat kökeninden alarak lügatta bu millet kelimesinin bir şeyi söyleyip karşı tarafa öğretmek, hatta dikte ettirmek diyoruz, yazdırmak manasından geldiğini, efendim imla gibi olduğunu, efendim manasının bu kelimenin böyle inançlar da peygamberler tarafından etrafındaki insanlara dikte edildiği için onların o anlattıkları şeyin bütününe o kökten, yani söylenilmiş, yazdırılmış, öğretilmiş efendim bilgiler topluluğu manasına oradan geldiği de söyleniyor. Tabi bir de şeriat da din demek, biliyorsunuz efendim. Şeriat da susayan insanların efendim susuzluklarını giderecekleri bir rahmet ve sevap kaynağı olduğu için de oradan böyle su içmek ve suya kanmak manasından şeriate de din anlamı verilmiş. Yani bu üç kelime aynı anlamda kullanılıyor. Hani bazıları şeriate yan bakıyor, efendim bazıları, efendim bazı kimselere vay bunlar şeriatçı diyor. Tabii bütün Müslümanlar şeriatçıdır. Çünkü şeriat din demektir. Elbette her Müslüman öyle olur. Aksi şeyi bilmemek. Yani dini de bilmemek, inancı da bilmemek, konuyu da bilmemek demek oluyor. Şimdi onların milletine tabi olmadıkça ne demek? Onların bir yollarına tabi olmadıkça senden razı olmayacaklar manasına geliyor, bildiriyor. Kul, onlar bu böyle tavırlarında iken, ey Resulüm sen onlara de ki, inne hüdallahi hüvel hüda. Allah'ın hidayeti, asıl hidayet işte odur. Yani Allah'ın seçtiği, razı olduğu din İslam, innet dine indallahil İslam, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam'dan gayrı bir din tutturanların dinin darlığını Allah kabul etmeyecek kesin. İşte Allah'ın o hidayet yolu, o dini, o asıl hidayet odur. Yani sizin çağırdığınız değil manasına. Bir de efendim hüdallah'tan maksat, yani izafet-i beyaniye olmuş oluyor. Yani Allah olan Allah hidayeti efendim asıl hidayet odur manasına gelmiş oluyor. Efendim tabi kimse yoğurdum, ayranım ekşi demez diye atasözlerimiz söylemiş. İyi ama bunun bir de bir taraf ölçülerle ölçülmesi, tartılması, konuşulması var. Bu dinlerin mensupları olan papazlar da, hahamlar da, o ülkelerden yetişmiş efendim müdekkik, alim, araştırıcılar da bu dinlerin efendim inançlarının pek çoğunun asılsız olduğunu söylüyor. Mesela yakın zamanda şimdi efendim bu yılbaşı, Noel Baba vesaire hikayeleri, bunların sonradan çıktığı, efendim asıl Hristiyanlıkta olmadığı kendi kitaplarında da yazılıyor. Kendi kitaplarının asıllarının kaybolduğu, hatta işlerinden öyle kimseler çıkmış ki yok böyle bir şey, Hazreti İsa gibi bir insan bile yaşamamıştır diyecek kadar bu işleri tenkit edenler var. Yani şey değil, bilimsel ölçülerle ölçülmeye, tartılmaya geldiği zaman iş gün gibi ortaya çıkıyor. Hani aslı, hani esası, hani akla mantığa efendim vurulduğu zaman efendim ölçülmesi, değerlendirilmesi, işte inne hüdallahi hüvel hüda, Allah'ın hidayeti, Allah'ın bu Peygamber Efendimiz'e öğrettiği efendim
işte asıl hidayet odur. Efendim, Allah hidayeti odur demek, yani insanların ortaya koyduğu eğri büğrü şeyler değil de Allah'ın insanlara öğrettiği manasına da öyle de anlamak mümkün. Efendim, tamam, asıl hidayet yoludur. Yani ey Resulüm, sen ya Muhammed-i Mustafa'm, sen onlara de ki Allah-u Teala Hazretlerinin beni tebliğ ile görevlendirdiği bu yol, asıl hidayet yolu budur. Yani doğru olan, sahih olan, kamil olan, efendim, eksiksiz olan, her türlü güzel hususu ihtiva eden asıl din budur diye söylesen onlara ey Resulüm diyor. Şimdi ve Peygamber Efendimiz'e ve ashabına ve etbaına bunu beyan etmelerini efendim öğretmiş oluyor. Katade rahmetullahi aleyh bildiriyor ki belagena enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman şöyle buyururdu ki la tezalu taifetun min ümmeti yukatilûne alel hakkı zahirine la yedurruhum men halefahum hatta ye'tiye emrullah. Muhtelif kaynaklarda muhtelif rivayetleri var. O rivayetlerde kelime farkları var. Ama herkesin duymuş olduğu bir hadis-i şerif bu. La tezalu taifetun min ümmeti. Benim ümmetimden bir seçkin şuurlu zümre bulunacak. Yukatilune alel hakkı. Bunlar hak üzere İslam'ı savunacaklar, mukatele edecekler, yılmayacaklar, gevşemeyecekler, fütur getirmeyecekler, Allah'ın dinine yardımcı olacaklar, zahirine ve efendim galebe çalacaklar. Yani üstün gelecekler. La yedurruhum men halefahum. İşte kendilerinden görünüp, yakınlarından görünüp de onlara muhalefet edenler bunlara zarar veremeyecek. Hani bazen anası, babası mümin evladının karşısına çıkıyor. Efendim, akrabası karşısına çıkıyor. Kavmi kabilesi karşısına çıkıyor. Böyle aykırı gidenler, engellemeye, çengellemeye, hafifletmeye, frenlemeye çalışanların efendim aleyhte çalışmaları hiçbir zarar vermeyecek. Hatta diye emrullah, Allah-u Teala Hazretlerinin efendim emri, buyruğu, vaadi kıyamet kopuncaya kadar, gelinceye kadar daima mevcut olacak. Ben de her zaman daima dua ediyorum ki ya Rabbi bizi o zümreden eyle. Yani yanılanlardan, şaşıranlardan, gevşeyenlerden, efendim hizmetten kaçanlardan veyahut İslam'a hizmet etmeyip de keyfine, zevkine, dünyaya dalanlardan etme. Bu zümreden eyle. Bu sevdiğin insanlardan eyle diye daima efendim dua ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. Bizi o taife-i merziyeden, yani kendisinin razı olduğu zümreden eylesin. Daima Allah rızası için çalışmamızı, çalışmanızı cümlemize nasip eylesin. Evet, asıl hidayet yolu işte bu Peygamber Efendimiz'e Allah'ın öğrettiği, Peygamber Efendimiz'in de bize efendim öğrettiği işte bu din. İşte hadis-i şerifler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, numara numara, efendim hareke hareke, harf harf, hepsi Peygamber Efendimiz'in zamanındaki gibi değişmemiş, bozulmamış, unutulmamış. Efendim her şey ortada. Peygamber Efendimiz'in günlük hayatı en ince efendim teferruata kadar tespit edilmiş. Nasıl efendim saçını tarardı, nasıl koku sürünürdü, efendim nasıl başkalarına yardım ederdi, sofrada nasıl sağ eliyle yerdi, efendim kaç parmağını kullanırdı, nasıl efendim temizliğe riayet ederdi, nasıl günlük yaşantısında etrafına davranırdı, güleç yüzlü vesaire. İşte her şey ortada. İşte Allah'ın hak peygamberi, işte Allah'ın hak kitabı, işte Allah'ın öğrettiği efendim din. Bizim burada bir efendim camimiz var. Elhamdülillah. Orada bir Sırplı kardeş gelmiş, Müslüman olmuş. Efendim ailesinden bir kişiyi daha Müslüman etmiş, babasında. İnşallah ötekiler de Müslüman olacak. Camide de görev almış. Elhamdülillah. Yani Allah nasip edince
kimisi husumetle efendim elini kana buluyor, gaddarlık, hunharlık ediyor ama kimisi de efendim böyle Allah'ın yolunu bulup doğru yola geliyor, hidayete eriyor. Bunun hak yol olduğunu kabul edip nice profesörlerden, alimlerden, işte Amerikalı bilmem meşhur senatörden, meşhur efendim kişilerden, diplomat, siyasilerden efendim nice insanlar kabul ediyor. Biz bunlara para vermiyoruz ki. Reklam da yok. Aleyhte bir sürü reklam da var. Efendim kötüleme var. Ona rağmen inceliyorlar. Hak din budur diyorlar. Çünkü kendi kitaplarında da o hususta zaten bilgiler mevcut. Evet. Ve de initte ba'de ehvâ'ehum ba'dellezî câike minel ilm. Eğer ey Resulüm ittebâte ehvâ'ehum in ittebâte in eğer demek Arapçada. Eğer sen onların hevalarına ehvâ'ehum hevâ-i nefislerine ittiba edecek etmiş olsaydın etmiş olsan farz-ı mahal yani yapmazsın ya ben sana söylüyorum ümmet de anlasın ümmet de böyle bir şey yapmasınlar eğer sen onların hevâ-i nefislerine tabi olacak olsan ba'dellezî câeke minel ilmi ilimden sana gelen o Kur'an-ı Kerim o vahiyler, o bilgilerden sonra sen onların bunları bırakıp da onların arzularına, hevalarına tabi olacak olsan ne olur? Maleke senin için hiç olmaz. Minallah, Allah tarafından min veliyyim vela nasir bir dost veya yardımcı bulamazsın. Allah'tan bir yardım alamazsın. Allah'tan bir dostluk göremezsin. Efendim Allah'tan yana bir dostun ve şeyin olmaz. Bu çok büyük bir tehdittir. Biliyorsunuz geçen haftaki ayeti kerimelerde nasıl Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak Teala Hazretleri met ediyor. İnna erselnake bil hakkı beşiren ve nezira diye efendim böyle met ederken burada da şiddetli bir şekilde yanlış bir iş yapılmaması konusunda çok şiddetli bir efendim uyarı var. Yani bu Yahudi ve Hristiyanların heva ve heveslerine, arzularına, isteklerine tabi olursan Allah'tan sana bir yardım gelmez, bir dostluk olmaz. Allah'ın efendim tayin edeceği bir yardımcı, bir dost da bulamazsın. Yardımsız, dostsuz, pişman, perişan oluverir insan eğer öyle yaparsa. Evet, veli ne demek? Dost demek. Nasir ne demek? Yardımcı demek. Veli ile nasir yani niye yan yana geliyor? Veli dost demek ama her dost bazen insana yardım edemiyor. İşte dünyadaki bir sürü zulüm, işte buna üzülen bir sürü dost ama yardımcı olamıyor. Ama bazen de efendim, en ummadığın bir kimse dost da değil, karşı taraftan ama Allah'ın verdiği bir şeyle o sana yardımcı oluyor. Hiç ummadığın bir kimsenin yardımına mazhar olabiliyorsun. Yani bazen insan dost bulamaz, bazen dost bulur ama dostun elinden bir şey gelmez, efendim yardım gelmez, faydası olmaz. Bazen efendim yardımcı bulamaz. Şimdi burada ne dostun olur ne yardımcın olur buyuruluyor. Maleke senin için olmaz. Minallahi Allah'tan yana o cihetten düşünecek olursan min veliyim ve la nasir. Yani Allah senin dostun da olmaz, yardımcın da olmaz demek. Tabi Allah'ın dostu olmadığı, yardım etmediği kimse dünyada ahirette perişan olur. Bu çok büyük değil. En korkunç durum bu. Demek ki gelen ilmi irfandan efendim ve şeriat-ı Kur'an'dan sonra efendim birisi kalk onların hevasına tabi olursa, isteklerine tabi olursa, onların dinlerine girerse, onların dinlerine Müslümanlıktan sonra girmeye ne denir? İrtidat etmek denir. Ama efendim falanca kimse boynuna haç takmış, Almanya'daki falanca işçinin oğlu şöyle olmuş, tamam. O ilimden, Kur'an'dan, İslam'dan sonra birisi böyle yaparsa hiçbir yardım, hiçbir dost kalmaz. En kötü işi yapmış olur, mahvolur. Evet,
Müslümanların bu sırada, bu devirde, bu yıllarda, bu dünyada yardımı, alkışlayıcısı, seveneni, bağrına basanı az. Yanlış yola gidenlere her türlü yardım, efendim yolunu şaşırmış balinalara yardım, ormandaki hayvanlara yardım, ama bir Müslümana her yerde zulüm, baskı, her yerde sıkıntı, üzüntü, dert, nedir bu? İmtihan. Yani Cenab-ı Hak İslam yolunu böyle zahmetli eylemiş ki aşıkı sadıklar belli olsun. Yalancılar, efendim böyle pamuk ipliğiyle bağlı olanlar, sahteler, çürükler ayrılsın, sağlamlar belli olsun diye. Hikmeti bu. Peygamber Efendimiz de bu imtihanları, ashab-ı kiram da, evliyaullah da, daha önceki peygamberler de hep böyle şeyler gördüler. Nasıl olacak? İnsan kale gibi olacak, safa sağlam olacak, hiçbir şeyden yılmayacak, Cenab-ı Hakk'a bağlılığından efendim kopmayacak. Eğer beni öldürürler, eğer beni efendim yaksalar, efendim küllerimi havaya savursalar, gene efendim ayrılmam diyecek. Yunus Emre'nin şiirlerinde efendim anlattığı o aşklı, şevkli bağlılık, o candan bağlılık, hiçbir şeye efendim yılmadan, aldırmadan Müslümanlığı güzel yapmak. Önemli olan bu. Çok önemli olan bu. Ellezine 121. ayet-i kerimeye geçiyoruz bu bilgiden sonra. Şimdi tabi söylenecek şeyler çok. Bir kere onların ehvasına tabi olursan deniliyor. Demek ki onların din diye efendim böyle icra ettikleri merasimler onların heva ve hevesleri. Yani Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a öğrettikleri değil. Yani o manzaralara bakın, efendim tarih kitaplarını okuyun. Ehva ehum, yani ehva ne demek? Heva kelimesinin çoğul demek. Heva ne demek? İnsanın içinden efendim nefsinin efendim istekleri demek. İnsanı cehennemin bir adı da haviye, efendim cehenneme götüren bir sürü haksız, hudutsuz, taşkın, azgın istekler. Şimdi insanların uydukları uyması gereken yol nedir? Allah'ın emirleridir. Allah'ın emirleri nedir? Hak dindir, ilahi dindir. İnsanlar kendileri din uydurmuşsa onlara ne diyoruz? Beşeri dinler diyoruz, batıl dinler diyoruz. Çünkü kendisi uydurmuş, Allah'ın emri değil diye. Böyle dinler bu taksime efendim tabi kılınmış haklı olarak. Birisi hak, birisi batıl diye. Artık ehvalarına uyan insanların ehvalarını, yani nefislerinin arzularını, keyiflerini kafalarından uydurdukları şeyleri kendisine din diye, merasim diye ortaya atıp da işi o tarafa döken insanların o arzularına uyarsa insan beşeri arzulara uymuş olur. Allah'ın arzusunu bırakıp o zaman hiç kıymeti kalmaz. Burada tabi onların dinlerinin ehva olduğu, hevai nefislerden ibaret olduğu, asıl olmadığı beyan edilmiş oluyor. Efendim, ellezine ateyna hümül kitab. Kendisine kitabı verdiğimiz kimseler, o kimseler ki biz onlara kitabı verdik. Yani ben Azimüşşan onlara kitap verdim. Yetlûnehu hakka tilavetihi. Onu hakkıyla tilavet ediyorlar, ederler. Ulaike yu'minûne bihi. Ona inanan işte onlar. Ve men yekfur bihi. Kim ona inanmıyor, kafir oluyorsa... Ulaike humul hasirun, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Tam hüsrana uğrayanlar onlardır. Ellezine ateynahumul kitab, kendilerine kitap verdiğimiz kimseler. Bunlar kimlerdir? Efendim bazı alimlere göre, mesela Katade gibi sanatı bari, humul Yahudi ve Nasara. Efendim bu bazı şahısların efendim Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem'in ve Katade'nin söylediği, İbni Cerir'in yani Taberi'nin tefsir sahibi tercih ettiği bu görüş. Yani kendisine
kitap verdiğimiz, yani ey Resulüm, senden önceki zamanda kendilerine kitap vermiş olduğumuz ve kendilerine ehli kitap denilen o kimselerin bazıları efendim yetlûnehu hakka tilavetihi, onu hakkıyla okurlar. Yani kendilerine indirilen kitabı hakkıyla okurlar. Oradaki işaretleri, emirleri, tavsiyeleri alırlar. Ahir zaman peygamberine tabi olun diye efendim o kitaplarının ahkamını, tavsiyelerini tam tutarlar. Ulaike yu'minûne bihi, o zaman onlar iman etmiş olurlar. Kendilerini efendim inkardan, Allah'ın gönderdiği peygambere kafir olmaktan, kitaba kafir olmaktan kurtarmış olurlar. Ama inanmayanlar, onlar tabii artık çok büyük hüsrana uğrayacaklar. Hüsran yani bir işin sonunda ziyan etmek, hiç kâr etmemek, efendim perişan olmak demek. Hiçbir eline bir şey geçmemek demek. Şimdi efendim buradaki yetlûnehu, tela yetlû, tilave. Zaten burada yetlûnehu hakka tilavetiye. Hakkıyla onu tilavet ederler. Buradaki yetlûnehu okumak manasına, tilaveti Kur'an-ı Kerim diyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak demek oluyor. Yani kendilerine kitap indirilenler bunu tam dikkatli bir şekilde hakkıyla okurlar. Tamam, okumak manasına. Bir de ama yani acaba o manaya mı? Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlere de baktığımız zaman bazen bu telayetli tilavet takip etmek manasına geliyor. Mesela efendim vel kameri izâ telâhâ, yani ve şemsi ve duhâhâ vel kameri izâ telâhâ, yani güneşe yemin ettikten sonra bir de aya yemin ediyor bu ayet-i kerimede. Vel kameri izâ telâhâ, yani o güneşi takip eden o kamere de yemin ediyor. Telâhâ burada kamer güneşi okuyacak değil. Buradaki telâhâ güneşi okur desek saçma olur. Yani takip etmek manasına, tabi olmak manasına. Efendim demek ki Kur'an'ı, o kendilerine indirilen kitabı hakkıyla takip edenler manasına. Yani bu ne demek hakkıyla takip etmek? İçindeki ahkamı okumak, efendim emirleri tutmak, harfiyen onu uygulamak demek. Bir rivayete göre de efendim bu şeyler efendim yine Katade'den de böyle bir rivayet var. Efendim bunlar ashabı Resulullah, yani Peygamber Efendimizin ashabıdır burada kastedilenler. Kendilerine kitap indirdiğimiz kimseler denilen, buradaki el kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu böyle methedilenler de efendim Peygamber Efendimiz'in ashabıdır. Hakikaten onlar Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okudular, hakkıyla uyguladılar, hakkıyla Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte efendim o inananlar efendim ne âlâ, inanmayanlar, Kureyş'in müşrikleri, başka kabilelerden müşrikler, onlar da ebedi hüsrana uğradılar. Böyle bir şey de var. İşte, efendim yorum da var. Yani kelime şey olduğu için kendilerine kitap verdiğimiz, kendilerine o kitabı verdiğimiz kimseler. O kitap eğer daha önceki kitaplar ise, Tevrat ve İncil ise, o zaman bu kastedilenler o kitapların zümresinden, dininden, o kitaba bağlı insanların dinindenken efendim Peygamber Efendimiz'e tabi olanların olanlar kastedilmiş oluyor. Cennete girenler kastedilmiş oluyor. Onlardan kimler var? Mesela Yahudilerin büyük allamesi efendim çok alim zat-ı muhterem Abdullah İbni Selam Peygamber Efendimiz'e geldi. Evet dedi, Tevrat'ta bildiriliyor senin gelişin, evsafın tamamen aynen öyle. Sen ahir zaman peygamberisin dedi, Müslüman oldu. Sonra Hristiyanlardan da Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu kabul edip, anlayıp Müslüman olanlar çok efendim oldu. Onlardan bazıları mesela kimler? Ashab-ı Sefine deniliyor.
Yani gemiye binmiş olan gemi ahalisi. Hangi gemi? Bunlar Cafer İbni Ebi Talip radıyallahu anh, Cafer-i Tayyar Efendimiz, yani efendim şehit olarak ahirete geçen Peygamber Efendimiz'in de, onu ben cennette doğru uçarken görüyorum, cennette uçarken görüyorum dediği için Cafer-i Tayyar adını alan, o biliyorsunuz hanımıyla Kureyş'in zulmü dolayısıyla Habeşistan'a gitmişti. Onunla beraber geri dönerken 32 kişi Habeşistan'dan geldi, Filistiyan. 8 de Şam rahiplerinden, 40 kişi oldular. Bunlar geldiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiler, imana geldiler, Müslüman oldular bu 40 kişi. Bunlara tarihte ashabı sefine deniliyor. Yani o gemiyle o gelenler efendim manasına. Efendim demek ki Peygamber Efendimiz'in zamanında bazı derin alimler Yahudilerden ve Nasranilerden, Hristiyanlardan geldiler, Müslüman oldular. Bunlar hakkında pek çok medihler var Kur'an-ı Kerim'de efendim. Ama onlarla ilgili ayetleri okumadan önce bir şeyi belirtmek istiyorum. Burada ister birinci ister ikinci yorum olsun, bu kitabı hakkıyla okuyanlar veya o kitabı hakkıyla tabi olup o kitabı hakkıyla uygulayanlar, hakkıyla kitabı uygulamak nedir? Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh efendim demiş ki اِذَا مَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ سَهَرَ اللّٰهِ الْجَنَّةِ اِذَا مَرَّ بِذِكْرِ النَّارِ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ. Kur'an'ı böyle dikkatle okurlar. O kadar dikkatli okurlar ki cennet ayetleri, cenneti anlatan ayetler geçerse dururlar. Ya Rabbi bizi bu cennetine, bu bahsettiğin cennetine girenlerden eyle. Cehennemle ilgili ayetler geldiği zaman Ya Rabbi bizi bu cehenneme düşenlerden etme diye böyle duygulana duygulana hakkıyla okumak, böyle sindire sindire okumak manasına böyle izah etmiş, böyle misallendirmiş Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh. Hatta o Kur'an-ı Kerim'i birkaç türlü okurmuş, bir hızlı okurmuş, bir de efendim böyle derin derin düşüne düşüne okurmuş, daha henüz üçte birine geldim buyurmuş. Yani biz de öyle okumalıyız. Bir hatmimiz devam etsin diye hızlı okumalıyız, bir de ayetler üzerinde derin 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 tefekkür ede okumalıyız. İbn-i Mesud radıyallahu anh ve onun gibi bazı alimler de buyurmuşlar ki, ifadeleri şöyle, bu hakkıyla tabi olmak Allah'ın kitabına nasıl olacak? وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, Peygamber Efendimiz de böyle yemin ederdi. İbn-i Mesud da tabi, Peygamber Efendimiz radıyallahu anh, İbn-i Mesud da radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in o ifadesi gibi başlamış sözüne. وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, اِنَّ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, onun hakkıyla tilavet olunması şöyle olur. En yuhille halalehu. Helalini helal bilmek ve uygulamak. Ve yuharrime haramehu. Haramını helal bilmek ve haramından kaçınmak. Ve yakra'ahu kema enzelehullahu. Allah'ın indirdiği şekilde onu okumak. Ve la yuharriful kelime amme vâdu'ihi. Sözleri yerlerinden oynatıp tahrif etmemek, bozmamak. Velayete evveli min hüşeyen ala gayri tevilihi. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerini asıl manasından ayrı olmadık bir tevil ile tevil etmemek efendim diye hakkıyla okumayı böyle izah eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de efendim hakkıyla okunması efendim yettebi'unahu hakkattibaihi, yani hakkıyla ahkamına ittiba etmek diye bir rivayet var. İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet etmiş ki yettebi'unahu hakkattibaihi ne demek? Yettebi'unahu hakkattibaihi, hakkıyla ona ittiba etmek demek. Şimdi bu
çok önemli bir mana. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu şeyi biraz açmamız lazım sözü. Bu hadis-i şerifteki. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Hafızlarımız var. Çocuklarımıza ezberletiyoruz. Ama eğer bir insan Kur'an'ı okur, ezberler de efendim hiç Kur'an-ı Kerim'e yakışır bir yaşam yaşamazsa, hali Kur'an-ı Kerim'inde istenen, tarif edilen hale uymazsa efendim o zaman ne oluyor? Onu hakkıyla tilavet etmemiş oluyor. Uyuyacak, ahkamına uyuyacak Kur'an-ı Kerim ölülere okunmak için inmiş bir kitap değil, dirilerin hayatını düzeltmek için inmiş bir kitap. Yalan söylemeyecek, haram yemeyecek, ölçüyü tartıyı düzgün yapacak, gıybet etmeyecek. Bunların hepsi, bütün güzel ahlak, bütün fazail efendim orada yazılı. Bütün rezail ve haramlar orada yasaklanmış. Ona uyacak Müslüman. Uymadıktan sonra Allah'ın kitabı rafta duruyor. Bu okuduğu zaman anlamıyor. O hakkıyla ittiba olmuyor. O bakımdan hakkıyla ittibaya biz de gayret edelim. Çoluk çocuğumuz da öyle hakkıyla ittiba ettirelim Kur'an-ı Kerim'e. Şimdi gelelim, eğer bu bunlardan murat o Ashab-ı Sefine gibi, Abdullah İbni Selam gibi efendim kitaplarını okuyup da oradan Peygamber Efendimiz'in evsafını anlayıp da iman edenlerdir manası kastediliyor diyenlerin şeyine göre efendim bu konuda çok ayet-i kerimeler var. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bu hususu beyan buyurmuş. Yani efendim dikkatle okuyup ona uyma meselesinde, Peygamber Efendimiz'e uyma meselesinde efendim daha önceki enbiyaların, enbiya ve mürselinin efendim gönderdiğine inanan milletlerden Cenab-ı Hak buyuruyor ki velev ennehum ekamut tevrate, eğer o kendilerine Tevrat indirilmiş olanlar Tevrat'ı hakkıyla dosdoğru uygulamış olsalardı, vel İncil'e, İncil kendilerine inmiş olanlar İncil'i tam uygulamış olsalardı, ve ma unzile ileyhim min rabbihim, efendim Rablarından kendilerine emredilmiş olan, indirilmiş olan ayetleri uygulamış olsalardı ne olurdu? Le ekelû min fevkihim ve min tahti erculihim, efendim üzerlerinden ve ayaklarının altlarından efendim nimetler yerlerdi. Başka bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Rabbimiz Tebarek ve Teala, kul ya ehlel kitab, ey Resulüm sen o ehli kitaba de ki, lestum ala şeyin, siz hiçbir şey üzere değilsiniz, boş havadasınız, kıymetiniz yok. Hatta tukimut tevrate vel incile ve ma unzile ileyküm min rabbikum, Tevrat'ı ve İncil'i tam manasıyla okuyup bütün ahkamını uygulamadıkça, size Rabbinizden indirilen ahkamı efendim tatbik etmedikçe. Yani izâ ekamtumuha hakkal ikameti, bunu hakkıyla uyguladığınız zaman ne olacak? Efendim ona tam inandığınız zaman, hiçbir ayeti ayırmadığınız zaman efendim o zaman ne olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim gelişiyle ilgili ayetlere de inanacaklar. Efendimizin evsafına da inanacaklar. Vasıflarını da öğrenecekler. Ve ona ittiba etmek konusunda kendilerinden ahit alınmış olduğunu da bilecekler. O geldiği zaman ona yardım etmeleri emredildiğini de bilecekler, yardım edecekler ve böylece devam edecek. Demek ki onların da hakkıyla tilaveti ne demek? Hakkıyla tilaveti demek şey yapmaları demek. Peygamber Efendimiz'e gene tabi olmaları demek. Yoksa ayrı bir yol tutmaları şeyin yanında efendim Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın yanında başka bir din daha tutturmak manasına değil. Evet, sahih hadisler içinde şu hadis-i şerifi de bu münasebetle söylemek istiyorum. Efendim
Ama ondan önce bir ayet-i kerime kaldı bu zil çalma meselesinden dolayı. Efendim. اَلَّذِينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Kendilerine daha önce kitap indirdiklerimiz, ona inanırlar. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا اَامَنَّا بِهِ. Kur'an'ın ayetleri onlara okunduğu zaman derler ki biz buna iman ettik. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. Bu Rabbimizden tamam gelmiş ayetler besbelli. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Biz zaten Müslümandık derler, Allah'a teslim olmuştuk. اُلَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا. Efendim sabrettiklerinden dolayı ecirlerini Allah iki kat verecek. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَةِ. İyi kötüyü ayırt edip iyiye tabi oldukları için efendim وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve hayır hasenat yaptıkları için Allah onları mükafatlandıracak. Ve buyuruyor ki Cenab-ı Hak yine başka bir ayet-i kerimede, bunlar İbn-i Kesir'in tefsirinde bu ayet-i kerimeyi açıklamak için derc edilmiş delil mahiyetindeki öteki ayetler, yani bu mananın doğruluğunu gösteren. Ve kul lillezine utul kitap. Kendilerine kitap indirilenlere de ki ey Resulüm vel ümmiyin, kitap indirilmeyen o müşrik Araplara hepsine, hepsine birden de ki eslemtüm. Siz İslam oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Olun bakalım, Müslüman oluyor musunuz? Fe'in eslemu, eğer İslam olurlarsa fekad ihteder, hidayete ermiş olurlar. Ve in tevellev, sırt çevirirlerse, kabul etmezlerse fe'innema aleykel belâh, sana ancak tebliğ vazifesi var, üzülme, ondan cezasını Allah verecek. Vallahu basirun bil ibad, Allah kulların yaptığını biliyor. Onun için ve men yekfur bihi feulâke hümül hâsirun diye, yani Allah'ın Peygamber Efendimiz'e indirdiklerine kafir olanların sonsuz bir hüsrana uğrayacaklarını bildirdi. Bundan sonra en son efendim satırları bu 121. ayet-i kerimenin izahı sadedinde İbn-i Kesir'in serdettiği bir hadis-i şerif var, onu okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerifinde buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihî. Efendim canım, nefsim elinde olan, dilerse beni yaşatan, dilerse öldürecek olan, her şeye kadir olan Allah'a yemin olsun ki demek, yani bu canım elinde olana yemin olsun ki demek. La yesme'u bi ehadun min hazihil ümme. Şu ümmetten beni işiten hiçbir kimse yoktur ki Yahudiyün veya Nasraniyün, ister Yahudi olsun efendim ister Nasrani olsun, benim zamanımda şu toplulukta mevcut olup da beni işiten bir kimse sümme la yu'minu, eğer sonra inanmamışsa, bir bana inanmamışsa illa dehelennar, mutlaka o cehenneme girer. Yani kurtuluş yok. Çare ahir zaman peygamberine kendi kitaplarında da emredildiği üzere tabi olmak. En büyük imtihanları onların bu zaten. Yani ahir zaman peygamberi geldiği zaman tabi olacaksınız diye Allah Teala Hazretleri onlardan ahd almış, ona uyacak. Uymadığı zaman olmadığını hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Uydukları zaman ne oluyor? Elhamdülillah İslam zaten efendim Yahudilerin ziyanları da kurtarıyor. Yani onların dinlerinin bir zamanlar hak din olduğunu beyan ediyor. Yanlışlıklarını açıklıyor. Doğru yola sevk olunmalarına efendim yol gösteriyor. Yani iyiliklerini istemiş oluyor. Efendim ona tabi olanlar gene o iyiliğe basar olmuş oluyorlar. Bir şey kaybetmiyorlar, her şeyi kazanıyorlar. Aksi takdirde her şeyi kaybedecekler. Allah-u Teala Hazretleri efendim gerçekleri görüp her zaman her yerde haktan yana, gerçekten yana olmayı nasip eylesin. Batıldan uzak eylesin. Efendim yanlış yolda yürütmesin. Hatasını anlayıp doğru yola gelmeyi cümleye nasip eylesin. Doğru yolda yürüyenlere de gayret kuvvet versin. Eza cefa çekerlerse bunun imtihan olduğunu bilip sabretmelerini nasip eylesin. Efendim
lütfa mazhar olduklarını, dinlerinin hak olduğunu bilip aşk ile, şevk ile ibadet ve taatte olmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi iki canda az ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.